Şengül. Az daha yemek koysana. Kaldıysa koyayım, ordu gibiyiz. Nasıl yettireceğimi şaşırıyor. Ablacığım ben tokum, sen yer misin? Madem herkesler burada, biraz hesap kitap konuşalım değil mi? Şengül hayırdır, ne hesabı? Sen sus, ben konuşayım. Yani şimdi yanlış anlaşılma olmasın ama biliyorsunuz burada birlikte yiyoruz, içiyoruz. Çok güzel. Ama elektriği var, suyu var. Kadir'cim senin de bir katkıda bulunman gerekiyor. Ne yaptın canım? Bir iş bulabildin mi gülüm? Bulamadım yenge. Ha, Asiye'cim o zaman abin iş bulana kadar sen mesaini haftada 2'ye çıkarıyorsun. Tamam canım? Ne mesaisiymiş bu? Ya abi ben... Sen niye ağzında evelip geveliyorsun? Gündeliğe gidiyor Asiye. Hilmiye'den de ben rica ettim. Püh, yazıklar olsun. Utan ya, utan. Sen çocuğu gündeliğe mi gönderiyorsun? Sen ne azarlıyorsun beni? Çalışmanın nesi ayıp? Amca, yengem haklı. Ya bizim de eve katkıda bulmamız lazım. Asiye. Anne, o kadar zor durumdaysak hani ben de bir iş bulurum. Yok kuzum, senin okulun var. Asiye'nin de okulu var yenge. Kadir sen bir iş bulsaydın kardeşin de okula giderdi. Elim üstünde oturuyorsun böyle. Nasıl dönüyor bu ev? Nasıl kaynıyor tencere? Haberin var mı? Hiç bunları biliyor musun? Ben de çalışırım yenge. Bir daha kardeşimi yollamam. Ya bir susun artık ya. Allah Allah, oğlum sizden para isteyen mi var? Sana da yazıklar olsun ya. Ayıp ya, ayıp. Ya ne sahip, kaç kişiyiz şurada? Nasıl kaynayacak bu tencere Orhan Bey? Ha? Ben bulurum bir yolunu. Bulursun. Pis pis konuşturuyorsun beni çocukların yanında. Utan be, utan. Lafa gelince gırla, işe gelince fıs. Şengül bak, benim canımı sıkma. Beni delirtme kadın. Ya az insan ol ya, az merhametli ol ya. Sen ne biçim bir kadınsın? Bir sus artık ya. Sen bana sus diyemezsin. Ne oluyor ya? Diyemezsin sen bana sus. Sen bana. Benim sabahtan beri canım çıktı benim. Ne biçim konuşuyorsun? Benim anam ağlıyor. Canım çıkmış bütün gün. Sen ne yapıyorsun ya? Manyadını yiyeceksin ha. Baba ne yapıyorsunuz ya? Delirdin mi? Delirdim. Delirtti beni. Anne tamam gel. Bundan sonra senin Şengül diye bir karın yok. Çocuklarımı da alıp gidiyorum. Yeğenlerinle mutluluklar dilerim sana. Kuzen. Nereye gidersen gitme. Canıma yine gitme. Amca lütfen. Amca. Tamam. Bir de üstüme yürüyor ya. Vuracak bana. Amca tamam, sakin ol. Kafana tüküreyim seni. Anne dur. Kafana tüküreyim Şengül. Bu herif için ömrünü tükettin ya. Anne dur bir sakinleş. Saçmalıyorsun şu an. Ben sana yapacağımı bilirim Orhan Efendi. Ben sana yapacağımı bilirim. Hazırlanın çocuklar, İsmet dayınıza gidiyorsun. Ne işim var dayımın pis evinde benim? Gelmem ben. Bak zaten cinerim tepende, bir de sana bağırmayayım ha. Git hazırlan. Bana bak kadın. Sen nereye gitmek istiyorsan git. Ama çocuklarımı hiçbir yere götüremezsin. Duydun mu? Öyle bir götürürüm ki. Öyle bir yüzlerini göremezsin ki. Boşayacağım seni. Sen beni el alemin çocukları için üzdün ya. Sürüm süründüreceğim seni. Ulan o el alemin çocukları dediğim benim kardeşimin çocukları. Bak Şengül beni delirtme. Boşanacakmış. Boşanırsan boşan lan. Boşanmazsan vallahi bak çok güzelim. Sürüm süründüreceğim seni. Senin için harcadığım ömrümün her yılı için maddi manevi tazminat davaları açacağım. 100.000 lira isteyeceğim. 100 az 100. 500 iste. O fazla oldu. Siz de elinize kına yakın çocuğum. El birliğiyle yıktınız yuvamı. Sen dur yenge, biz gideriz. Hadi Ömer. Kadir oğlum saçmalama ya. Çocuk halinizde nereye gideceksiniz? Ha yengen gitsin diyorsun yani Orhan. İyi, bunu da yazıyorum bir kenara. Fitil fitil getireceğim senin burnunda. Kadın yeter artık. Bak bana cinnet getirtme. Esas sen bana bağırma. Zaten sinirlerim tepemde. Kuzen. Hadi abicim hadi. Kadir oğlum. Ya Kadir, ya bir durun. Nereye gidiyorsunuz ya gece gece? Yavrum, biz yengenle böyle arada atışırız. Üstünüze alınmayın siz. Kadir. 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 Oğlum, Kadir. Abi nereye gideceğiz ki biz? Ya bu saatte İnci'nin top oynuyor Kadir'im. Nereye gidiyorsunuz oğlum? Saçmalamayın ya. Nereye gidiyorsunuz? Nereye gideceğiz abi? Abi bir şey söylesene. Amca. Biz şu kümeste kalabilir miyiz? Ne? Saçmalama. Ne diyorsun sen? Olur mu öyle şey? Amca. Bak bizim gidecek başka hiçbir yerimiz yok. Lütfen. Temizleriz ablacığım burayı. Daha iyi bir lamba takarız. Bir döşek atarız. Mis gibi olur. Değil mi abi? Tabii abicim. Hatta bak duvarlara resimle çizeriz. Ya ağaçlar, çiçekler falan. He? Gökyüzü çizerim ve burada hiç pencere yok. Pencere. Tabii abim yaparız. Değil mi abi? Çok güzel olur. Olur. Ne isterseniz yaparız. İtibe benle yatabilir mi? İtibe kim? Tavuğu diyor abi. Olur. Yatsın. Hoş geldin abi. Hoş bulduk. Ateşin var. Az bir şey. Çarşıda şöyle bir şey buldum. İkinci el ama soğuğu kırar belki. İş nasıldı? Yoruldun mu çok? İyiydi iyiydi ya. Sen düşünme beni. Ömer nerede? Oğulcan'la biraz dolaşmaya diye çıktılar ama. Oğlum ilk turu onlar kazandı ama rövanş bizim ha. İçlerinden geçtikler resmen ha. Yas ablacığım. O Bambi şimdi baba korkusundan böyle hangi deliğe gireceğini şaşırmıştır ha. Ya yanlış yaptın Olcan. Ya polise giderlerse şimdi? Tamam kuzen. Beyler. Ne haber? Nereden geliyorsunuz? Hiç. Öyle dolandık abi biraz. Gezdik dolaştık. Ama öyle arabayı çizip kaçmak var mı bebeğim ya? Ne yaptın sen? Bir dur. Sen sakin ol efendim. Benim işim onlarla. Sen kimsin? Akif Bey'in oğlu abi. Kadir abi, tanışmanız bittiyse eğer ben şu pisliğin icabını görebilir miyim artık? Gel lan buraya, şerefsiz. Gel. Oldu gelsene lan. Oldu olacak. Oğlum bak lan, arabamı çizdim, seni de çizeceğim lan. Gel lan buraya. Bırak. Bırak, suratını dağıtacağım. Bırak. Ya bırak beni sacık ya. Bırak abiciğim, paşama şeysin lan. Yeter. Kesin! Geç Olcan. Ömer bırak sen de. Tamam biz de gidiyoruz. Gidiyoruz Doruk hadi. Nereye gidiyoruz ya? Ödeyecekler arabamın parasını. Peşimizden gelip mekan bastılar resmen. Yok abi biz bir yere basmadık, tartıştık sadece. Karakola da şikayet edeceğim. Atsınlar bu davarları içeri. Oğlum ben sana efendi ol demiyor muyum? Ne biçim konuşuyorsun sen? Sen kimsin be? Kadir. Ömer'in abisiyim. Ben Kadir. Deli Kadir ulen! Espri mi yaptın lan sen? Esprini lan senin. Korkak lan bunlar. Olcan, uzatma sen de. Hadi siz de gidin evimden, hadi. Bir dakika. Evimden derken şu kızın çıktığı şeyden mi bahsediyoruz? Evet. Harika, sus. Susun, herkes sussun ya! Gir içeri, ezerler seni. Yalnız çok fantastik oldu orada. Kümeste mi yaşıyorsunuz canım siz? Emel, hadi gir içeri abiciğim. Hava çok soğuk. Hadi gidelim ya. Şu an bütün sinirim geçti biliyor musunuz? Şu zavallıların yaşadığı yere bak. Sensiz zavallı, terbiyesiz. Lafını bil. Asiye! Gurur mu yaptın sen? Evet. Öyle oldu galiba biraz. O zaman kapımıza gelip para istemeyecektiniz. Hatırladın değil mi beni? Siz babamdan para dilenirken ben arabada bekliyordum. Asiye ne diyor bu? Para mı aldınız siz bunları? Yengem aldı abi. Bizi de yanına götürdü. Bilmiyordum böyle bir şey olacağını. Babana o parayı vereceğim. Arabanın masrafı neyse onu da göndereceğim. Şimdi al arkadaşlarını çek git buradan. Göndereceğim faturayı sana. Gönder. Senin hesabını sonra göreceğim. Özle beni. Anne. Ay bunlar kim ya? Ya bu ikisi Akif Bey'in çocuğu değil mi ya? Tövbe estağfurullah. Gece gece ne işleri var bunların? Yenge sen niye benim kardeşlerim benden habersiz Akif'in yanına götürüyorsun? Ya senin bu çocukları utandırmaya ne hakkın var? Gel bir de üzerime yürü. Sen niye azarlıyorsun beni? İsmet söyledi. Babanı eşek gibi sigortasız çalıştırmışlar. Avcunuzu yalayacaktınız. İyi yaptım. Tutun bir ev başınızı sokun işte. Ya karışmasana bizim hayatımıza. Nasıl karışmayayım? Geldiniz tepeme tünediniz. Rahatsız oluyorsan kümesten de çıkarız. Ya hayır, nereye gideceksiniz? Anne yuh sen de saçmalama. Sana ne zararları var? Çocuğum azıcık paraları olsun istedim. Görüyorsun garibanların halini. Adam cebinde ne kadar para varsa çıkardı koydu. Neredeyse 4000 lira var orada. Yenge sen beni niye anlamamakta ısrar ediyorsun? Ben kardeşlerime bakarım. Onlar için ne gerekiyorsa ben onlar için en iyisini yaparım, buna emin ol. Ama senden bir şey istemiyorum. Gir evine, kapat kapını, otur evinde, bizim hayatımıza da karışma ya. Olur mu? Olur. Ne işi vardı o çocukların burada? Ha o mu? O benim olayım diye bir mekanda kavga ettik. Kavga mı ettin? Sen o kolejin patronunun Akif Bey olduğunu biliyor musun? Ha? Senin baban koskoca okulun pisliğini temizlesin, sen git patronun çocuklarıyla kavga et. Allah cezanı versin senin. Ya yeter anne ya. Sen de üstüme gelip durma. Babanı işten kovsunlar mı istiyorsun? Sen de bunlar gibi kümeste mi yaşayacaksın oğlum? Tamam. Kime diyorum ben? Kime diyorum? Ben de gideyim mi onlarla? Ya biraz oturacaktım aslında sizle. Bıktım vallahi annemin çenesinden. Gel. Para nerede Ömer? Götürüp teslim edeyim ya. İçeride abi. Pencere var. Aa, bacana çiçiyor. Şurası ne güzel olmuş. Abla, Ömer abi. Evimiz çok güzel oldu. Amcam yaptı. Pencere de var artık. Abi. Prenses. Oo, hoş geldiniz bakalım. Ayaklarınıza girmeyin. Bak orada terlik var. Hadi. Amca sen ne yaptın ya? Size ev yaptım. Nasıl, beğenmediniz mi? Çok güzel olmuş. Çok güzel olmuş. Amca sobada kurmuşsun, çok sağ ol be. Aslan. Fadırım, burası bayağı ortam olmuş ha. Kuzen, oğlum burada var ya bir parti veririz. Ya abartma be. Ay, bura benim evden güzel olmuş vallahi. Çocuklar, vallahi sırf siz rahat edin diye elimizi taşın altına koyduk, borçlandık. Kıymetinizi bilin. Sağ ol yenge. Amcam, sen bakma yengine ya. Benim abime borcum vardı. Yani kimsenin size iyilik falan yaptığı yok. Babanızın parası neticede. Ezilmeyin, tamam mı? Ay Orhan, sen anca beni ezikle. Aşk olsun yani. Nasıl geçti okulda ilk gününüz? Ölüyorum heyecandan. Anne var ya, kızlar falan oluşuna bitti. Kurban olurum ben sana. Hadi eve geçin de anlatın, hadi. Ben böyle bir şey görmedim. Geçin oğlum. Ha, bak sobayı geçirmeyin ha, tamam mı? Oraya odun yığdım, güzelce ne yakın. İliğiniz kemiğiniz ısınsın. Hadi kızım, hadi. Tamam amca, ben hallederim. Hadi bakalım, güzelce otur. Bugünü hatırladın mı? Hatırlamaz olur mu? Doğum günümüzde. Ömer, oğlum neden bana daha önce söylemiyorsunuz? Allah aşkına neden bana daha önce haber vermiyorsun? Ne bileyim abi ya. Çocuklar o kadar dert etmeyin Allah aşkına. Yarın her şey ortaya çıkacak. Kadir abiniz de evine geri dönecek. Aa Şengül yengem dediydi dersiniz. İnşallah dediğin gibi olur yenge. Bu ne yapıyor burada ya? Oo hayırdır Hilmi Efendi? Ne geziniyorsun bahçemde? Senin bahçen değil Şengül Hanım. Benim bahçem, benim bahçem. Onu anladık, o kadarını biliyoruz. Sen niye geziniyorsun onu de bana. Geçen söylemiştim ya satıyorum diye. Müteahhit de arsayı gezdiriyorum. O işim. Müteahhit mi? Hani satmıyordu oğlun evi? Oğlum vazgeçti. Öyle aptal maptal şeylere takıldı. Aklı başına geldi. Satıyoruz. Sen anlamıyorsun galiba. Biraz kıt senin kafan ha. Ben sana dün ne dedim? Bak yine aynı şeyi söylüyorum Hilmi Efendi. Ben bu evin içinde oturduğum sürece hiçbir halt edemezsin. Müdürüm ne oluyor? Yok bir şey yok oğlum. Bu vicdansız adam tutturmuş evinizi satacağım da satacağım diye. Bir de utanmadan müteahhit gezdiriyor benim bahçemde. Bana bak kadın. Doğru konuş benimle. Benim tepemin tasını attırma. Bu arsa da benim, bu ev de benim. İster satarım, ister yıkarım. Hiçbirinize hesap vermem. Hilmi, bak çizmeyi aşmaya başladın artık. Yarın sabah gel gündüz gözüyle oturalım, insan gibi konuşalım. Bunlarla insan gibi konuşulmaz ki. Ben ne istiyorsam onu yaparım. Dayı, bak ağır ol, çizmeyi aşma, durumu çirkinleştirme. Anladın? Ağır olmuyor mu terbiyesiz insanlara? Size bir an mühlet vermiştim. O da bitti. 2 gün müddet, 2 gün sonra çekip gideceksiniz. Nereye gidiyormuşuz? Hiçbir yere gitmiyoruz. Tamam. Madem çıkmıyorsunuz... Hilmi! Ben bu evin sizin başınıza nasıl yıkacağım biliyorum. Abi ne yapıyorsun? Bırak, tamam. Bırak. Tamam. Bırakın beni. İstemiyorum bırak, sizi. Bırak. Çıkın buradan. Benim ortamdan çıkın istemiyorum. Bırakın beni. Bırak. Hilmi yeter artık. Lan senin gibi namussuz bir herifin evinde zaten biz oturmayız. Defol git lan buradan. Yürü git lan. Şerefsiz namussuz herif. Yengem tamam üzülme. Tamam. Ya abim çıkamazsa oradan? Ya bırakmazlarsa? Böyle şeyler düşünmez ki. Abim bizi bırakmaz. Valla bak o ahlaksız babanızı almam içeri ha. Yok ya babam değildir. Aa. Akif Bey? Akif Bey mi? Evet Akif Bey. Ya buradan geçiyordum da geçerken dedim bir uğrayayım. Bir merhaba diyeyim. Bir çayınızı içeyim. Ha buyurun Akif Bey buyurun girin içeri. Hadi bakalım. Oğlum terlik ver. Hadi sağ olasın Oğuzhan. Gel otur. Hayırdır inşallah. Ya ne yapıyorsunuz diye bir merak ettim dedim. Geleyim dedim, göreyim dedim ya. Nasıl gidiyor şeycim? İyi mi? Her şey yolunda mı? Okul, kuzenlerin, ha? Dersler filan her şey yolunda mı? İyi, her şey yolunda. Maşallahları var. Oh, maşallah, maşallah. Hayırdır Akif Bey, hangi dağda kurt öldü? Ya tekrar başlayacağım da bu inşaat işine. Buralarda bir arsa varmış. Ya ona bakayım dedim. Ben... Ha, işleri düzeltiyorsunuz yani. İnşallah, inşallah. Güzel, 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 güzel. Çocukları göremedim, ışıklar kapalıydı. Ömerler yok mu ya? Onlar taşındı çünkü artık orada yaşamıyorlar. Aa! Nereye taşındılar ya? Kemerburgaz'da bir saraya ama büyük böyle. Saraya. Saray dediğine göre demek ki bir miras falan mı kaldı? Hayırdır? Yok. Ölen kalan yok Allah'tan Akif Bey. Ya bir kadın vardı, sen hatırlıyor musun? Sokakta kaldıydı, bizimkiler bunu kümese aldıydı, baktıydı. Meğer o kadın bir zengin, bir zenginmiş. Ha, kadın sonra hastalanmış. Yurt dışına mı neyin gitmiş? Para, pul ne varsa da çocuklara bırakmış. Vay arkadaş ya. Dört ayaklarının üstüne düştüler yani. Ha vallahi öyle dediğin gibi oldu. Güzel. İyi. İşte kısmet. Peki o zaman bu kümeste kim kalıyor şimdi? Ha bizim bir tavukla horoz vardı biliyorsun, Edip'le Edibe. İşte bir de çocuklar kalıyordu. Çocuklar da gidince kimse kalmıyor şimdi. Ha. Yani bu gece boş yani. Boş. Niye ki de? Ne diyeyim, Allah rahatlık versin sana Akif Bey. Sabah da kapıyı çeker çıkarsın, olur mu? Olur Şengül Hanım. Çok sağ ol. Ne diyeyim? Ben bu hallere düşecek adam değildim de işte. Hayat, ne yapacağım? Doğru, ne yapacaksın? Hadi güzel rüyalar o zaman sana. Evet, güzel, keyifli bir yer. Bence de. Vallahi ben hiç eğlenmedim. Kendi adınıza konuşun lütfen. Bakın baştan söylüyorum size, bir daha söylemem. Siz hep böyle Voltron gibi takılacaksanız olmaz yani. Hiç hoşuma gitmedi. Ya ben her seferinde böyle promosyon gibi takılamam yanınızda. Ya oğlum saçmalama ya. Sanki sevgilimiz var diye seni dışlıyoruz ha. Rahatsız oluyorum. Ne var rahatsız olunacak ya? Ama abartın olacaksın. Koca dünyada bir sen misin sevgilisi olmayan? Kızım karizmam sarsılıyor. Olcan, sen Wonderful'u gerçekten unuttun mu? Yani ama tamamen kapandı mı o defter? Yani gözümün önünde olmadığı sürece unuttum diyebiliriz. Bence artık hiç gözümüzün önünde olmayacak, sen merak etme. Çünkü kendisi en son annem Atakul oldu, nimetlerinden faydalanmaya gidiyorum diye kaçtı yanımızdan. Zengin oldu ya şimdi, ölüyordur keyiften. Kesin. Var ya bak görün, o bize dalga da geçmeye başlar şimdi. Unutmuştur mahalledeki eski parasız günlerini. Ya para dedin de aklıma geldi. Bugün her şeyi hep Süsen aradı. Yani tabii bizim harcayacak paramız yok ama yük olmuş muyuzdur kıza? Ya yok ya. Sonuçta fikir kendisinden çıktı değil mi? Düşünmüştür bunu. Doğru. Annem Emel'le Sabahat teyzelerde durum değerlendirmesindeymiş hala. Bize gelin. Oturalım biraz. Hadi. Hadi. Hava güzeldi ya. Hadi ya. derdimiz olmasa vallahi bak biz de Süsen gibi olurduk ha. Gerçi yani herkes değil de en azından ben net olurdum, ben size onu söyleyeyim. Her gün birisini davet ederdim, partilerdim falan, güzel olurdu. Güzel, biz kendimize zor yetiyoruz, bir de misafirle mi uğraşacağız? Ha tabii keşke olsa da ağırlasak, orası ayrı tabii. Vallahi ben 3 kase sütlaç yapabilmek için bile bakkala borçlandım. Yani cebimden süt şeker parası çıkmadı. O yüzden sen ders parası alınca bakkalı da öde Ömer, unutma. Tamam, unutmam. Bizim erzağımız da bitiyor ya. İnşallah ev sahibi de kira diye erkenden gelmez kapımıza. Olmaz ya öyle bir şey. Yani inşallah olmaz, yoksa çok darda kalırız ha. Asiye, hiç iş falan gelmiyor mu Gonca abladan? Yok, gelmiyor. Ona gece de çalışabileceğimi söylemem lazım ya. Yani geç de olsa alırsın sen beni orada. Belki öyle daha çok iş gelir. Alırım. Ben de ek iş bulmam lazım ya. Ne işi? Artık ne bileyim, ne olursa. Alt sınıflara ders vererek olacak iş değil bu. Yani evet. Onunla ancak karnımız doyuyor. Elektriğiydi, suyuydu, faturasıydı, kirasıydı. Yani zor hepsine yetişmek. Yenge memeli getirdi herhalde. Sen aç bari. Harika. Ne oldu, iyi misin? Ömer, çok kötü bir şey oldu. Ne oldu kızım? Annemizi o aşağılık adam yüzünden gözaltına aldılar. Ne? Ben de o adamla birlikte kalmak istemedim. Gidecek başka yerim de yok. Kimsem de. Sizinle kümeste kalabilir miyim abi? Bugün işten neden erken çıktın abi? Hiç gitmedim fıstığım. Bugün izinliydim ben. Ne oldu, sabah teyzeden erken aldım diye üzüldün mü yoksa? Yok, o yüzden sormadım. Yani kovuldum zannettim. O yüzden. Fıstığım benim ya. Korkma kovulmadım. Ömer, erken gelmişsin. Sen de kovuldum diye korktuysan korkma. Kovulmadım. Başka şeyler oldu. Ne oldu ya? Abicim, senin ödevlerin vardı ya. Hadi git sen onları yap, sonra da kontrol edelim, tamam? Hı. Ne oldu? Yasmin ilaç içip intihar etmeye çalıştı. Ne? Ne diyorsun ya? Daha bir şey yok. Şimdi hastanede durumu da iyi. Allah'tan beni aradı. Ben bir tuhaflık olduğunu anladım. Hemen koştum eve. Yetişirdim hastaneye. Allah çok geçmiş olsun Ömer ya. Üzüldüm yani. Vallahi ben de korktum ya, yetiştiremeyeceğim diye de yetiştirdik. Kardeş değil, baş belası. Yalnız şöyle garip bir şey oldu hastanede. Ahmet Bey bana teşekkür ederken oğlum dedi. Böyle sarıldı falan. Ama Sarp'ın yüzünü görecektin ha. Acayip keyiflendim. Yani bu olay sizi bayağı yakınlaştırmış herhalde. Yani ne bileyim. Sonuçta biyolojik babam, hani kabul etmemesi falan koyuyordu işten işe, yalan yok. Da şu an ne hissedeceğimi bilmiyorum yani. Kafam karman çorba nasıl? Ben bakarım. Gençler gelin. Hayırdır, ne oldu gece gece? Hayır, merak etme. Ömer, biz evden ayrıldık da. Babanızla mı kavga ettiniz? Ya niye ayaküstü konuşuyoruz? Gelin oturun. Ya aslında Ömer, ben size hiç rahatsızlık vermeyelim falan diyeceğim ama bizim gidecek başka bir yerimiz yoktu. Yani öyle aklımıza herhangi bir yerde gelmedi. Bu saatte gidecek paramız da biraz az. Ya oğlum saçma sapan konuşma. Gel istediğin kadar kal. Hadi üstünüzü başınızı çıkarın da oturalım. Hadi. Yasmin, aç mısın kızım? Bir şeyler söyleyeyim dışarıdan ha? Yok anne, sağ ol. Şimdilik hiçbir şey istemiyorum. Peki tatlım. Sen oğlum? İstemez. Sarp, Yasmin aramızda ve iyi oğlum. Senin hala canın buna mı sıkkın? Fark eder mi baba? Ne demek o? Fark eder mi canımın neye sıkkın olduğu? Değiştirebilecek misin diyorum. Hı? Mesela Ömer'e oğlum diye sarılmayı kesecek misin? Sen Yasmin, bir dahakine abin diye beni arayacak mısın? Yardım istemek için. Ne diyorsun sen ya? Ne kadar kötüsün. Benim bu yaşadığım şeyden sonra takıldığın şeye bak. Takılırım kızım. Yan odadaydım ben. Ne demek beni değil de o varoşu aramak? Sarp, hala böyle bir durumdayken saçmalayabiliyorsun ya. Gerçekten şaşıyorum. Oğlum hadi sen çık biraz dinlen yukarıda. Hadi Sarp'cığım. Bence de. Çok gerildi kardeşi için. Biraz idare edelim onu da. Vallahi bakın yüzünüz burada, hiç yalan söylemeyeceğim. Ben ne olsam 5 dakika daha o evde duramazdım. Yani siz iyi dayan, bu yaşa iyi gelmişsiniz ha. O nasıl bir tip öyle ya? Ya Tarhan var için oğlum işte. Hep bir sinirli, hep bir gergin. Al işte. Gördün mü? Bak iyi insan lafının üstüne arıyor. Kaçtığımızı anladı galiba. Ya neyi anlıyorsa anlasın artık, hiç umurumda değil. Kızgın mıdır şu an size? Beni de arıyor. Ya tamam, sakin olun. Nerede olduğunuzu bilmiyor zaten. Bir şey olmaz. Aynen, bence de. Hatta ne yapın biliyor musunuz? Telefonlarınızı sessize alın, koyun kenara. Şimdi asıl meselemize geri gelelim. Kim nerede yatacak? Oğlum hiç gerçekten bak, hiç öyle bir şeye gerek yok. Yani siz düzeninizi koruyun, hiç düzeninizi falan bozmayın. Bize bir tane battaniye verin. Biz gidelim yatalım şuradaki bankta, sabahlarız. Tolga saçmalama sen de ya. Evet ya. Şöyle ayrılalım. Kızlar bizim evde yatsın, erkekler burada kalsın. Güzel. Emel de Madır'ımla yatar. Teşekkür ederiz. Gerçekten çok zahmet verdik size de. Ya ne zahmeti? Ben Ömer'e sinirlenip kaçtığımda kime geldim? Doğru. O zaman ben yukarıda yatarım. Siz de artık burada yatarsınız. Horlamıyorsun değil mi lan? Yani ben horlamıyorum da seni bilemeyeceğim. Horluyor vallahi. Ben horlamam. Horluyor. Oğlum horlamıyorum ben. Horluyorsun. Oğlum horlamıyorum. Atıf Bey horladı, gördünüz, onu duymuşsunuzdur. Fadır'ım horladı, Doruk bile horladı, ben duydum. Nasıl? Allah belamı versin. Hadi geç oldu, kalkalım. Evet evet kalkalım, pijama da almayın, bende var. Bugün dünden iyi, yarın belki gökyüzü sızacakmış küçük penceremden. Öyle yine de ışık aramakla geçecek.